Dedi. Hala da sayıyorsun. Bak bir tane çeyreğim var. Evet, bak tek. İkinci çeyreği Seda'dan kalma. Evet. Üzerine bir şey koyabildin mi? Koyamadım. Belki koyacağım, belki benim koyamayacağım. Benim yakamda 4 çeyrek var. E sen görüyorsun niye üzerine koyuyorsun? İşte sana bu yüzden devrik cümle diyorum. Aysun'da da var. Burada Seda Hanım. Kaç tane Aysun? 4 tane. 4 tane. Seda sadece... Sadece gönül değil ki. Belki bugün iş olacaksın. Belki Ayten de burada boşluk doldurdu. Yani burada yüksel. Ama öyle. Ayten de burada diyorum boşluk doldurdu. Ama bana Ayten sen burada devriksin demiyor. Yüksel teyzem çıkışı yaparsa cevabı gelir. Ama yani şey geldiğinden beri bunu söylüyorsun. Anneciğim özür dilerim. Seda Hanım şöyle bir şey. Şimdi Seda'nın rahatsızlanıp tekrar geçmiyorsun yerine gelmek benim elimde olan bir şey değildi. Şöyle ki Seda'nın rahatsızlanması demek bu masaya zaten birinin gelecek olması demek. Senin Seda'nın yerine gelmen demek senin gerçekten iyi bir yarışmacı olman. Ben arkadaşlara bunu alacağım. Yağmur diyor ya boşluk doldurmaya geldin. Boşluksun. Kontenjandan geldin, kurayla geldin, oradan çıktın, piyangodan çıktın. O yüzden sen de ona devrik dedin. Ben de ona dedim ki devriksin. Seda Hanım, öncelikle Yüksel Hanım'a bir şey söyleyeyim. Yüksel Hanım, bu kadar buradan yarışmacı geldi gitti. Bu kadar ellerinde ekibin liste var. Eğer beni çağırıyorlarsa demek ki ben buraya gerçekten iz bırakmışım ki beni çağırıyorlar. Evet, biz de öyle. Ve senin gelinin de çağırıyorlarsa demek ki buraya iz bıraktı. O da iz bıraktı. Boşluk doldurma olmuyor. Ben misal gösterdim. Seninle bir alıp veremediğim yok Ayten. Ki ben boşluk doldurmuş olsaydım sayfalarda böyle Ayten gitmezdi böyle. Ama aynı ya şeyden kızım, bahsediyorum. Şey annem şimdi. Demek ben istiyor ki. Demek dur ben seni anlatayım. Bir kişi değil yani. Bu burada bir kişi değil burada. Ve Seda Hanım şunu da geldiğinden beri aynı şeyi konuşuyoruz. Bu Aysun olsun, işte Yağmur olsun. Hep bir böyle Aysun kuşatan, Yağmur işçiler havada uçuşuyor. Ben bir kere olsun garibim ben demedim. Ben de söyle niye söyledim? Niye biliyor musunuz Seda Hanım? Ha benim öyle bir niyetim yok. Bunları herhalde gelini mutfakta kesmiyor. Sen daha çok bunlar açılmak istiyorlar. Dünyaya seslerini mi duyurmak istiyorlar? Dizi teklifleri falan mı istiyorlar? Vallahi bilmiyorum. Ben değilim hayatım. Bir şeyler istiyorlar. Ne ekranda mı olmak istiyorsunuz? Ömrünüzün sonuna kadar ekranda mı kalmak istiyorsunuz? Sen ne istiyorsun söyleyin. Ayten? Ben kazanmak istiyorum, yarışmak başka istiyorum. Başka ne istiyorsun? Açık ol ama net ol. Kazanmak istiyorum. Sen de ekranda olmak istiyorsun. Sen de takipçin olsun istiyorsun. Sen de reklam gelsin istiyorsun. Ben zaten... Istiyorsun. Sen de bağırmak... Ben başka platformlarda... Ben diye bağırıyorsun. Nurten Hanım ben zaten başka platformlarda varım. Kör bütün herkes biliyor. Bizde öyle bir laf ben, var. Benim başka projelerim var. Bu gelinin mutfaktan dışında da. Sen de ticaret yapıyorsun. Ben kassaydım. Ticaret yapıyorsun. Sen de istiyorsun. Sen evet. De hayır. Onunla alakası yok. Ticaretimle alakası yok. Kızım sayfanda yazıyor ya. Buradan bana yüklü kitlevi bir şekilde bir takipçi gelmedi benim şeyime. Butiğime. Sana bunu da hatırlatayım yani. Bana böyle artı bir dönüşü olmadı. Reklamını yapıyorsun ya yap bak kınamıyorum. Yanlış ben anlamam. Onun için değilim ben yarışmak istiyorum. Seviyorum. Var, yani var. Bir saniye ne demek istiyorsun yani? Biz Aysun kuşatan ya deyince ne oluyor? Ya fenomen bilmem ne yapmaya kime sesinizi duyurmaya çalışıyorsunuz? Kime sesinizi duyurmaya çalışıyorsunuz? Sen daha çok kuşatan saniye. Ya ben anlamıyorum gerçekten ya bar bağırıyorsunuz geldiğimden sen beri. Sen daha çok bağırıyorsun. Ayten'cim çok pardon da bunu bana sen mi söylüyorsun? Sürekli masaya gidip geliyorsun. Masaya gidiyorum bir şey gösteriyorum orada. Yani. Diyorum ki hani tabağı gösteriyorum. Diyorum ki fark ne? Bana farkı söyleyin. Ben burada kendimi podyumda yürümüyorum. Kendimi göstermiyorum. Ki zira burası da podyum değil yani. Ah. He Ayten. Evet. Seda Hanım, Neriman Hanım'la biz galiba soyadı devriminden önce de kalmışık. Alamamışık, soy isim alamamışık. Söylemiyorlar. Yok biz soyadımızla şöyle şey yapamıyoruz ya. Hani diyorlar ya onlar. Gönül söyle kız söyle. Söyleyeyim bir dakika. Ben Gönül Harşitlioğlu. Neresi çekiyordu bakalım? İlk kez duyuyorum. Ben Gönül Harşitlioğlu. 26 yaşında çalışan bir anneyim. Maşallah. Maşallah sana ne güzel. Ne güzel Gönül'ün soy ismini bu arada ilk kez duyuyorum. Çok söylüyoruz çünkü. Diye. Bir şey söyleyebilir miyim? Söylüyoruz diye bu bir eksiklik anlamına gelmiyor. Ben çalışan bir kadınım, tüccar bir kadınım. Yineliyorum, yine söylüyorum. Allah yine İsmim ve soyadımla hitap edildi bana her zaman. Öyle söyledim. Bu benim meziyetim, bu benim yapım. Ayrıca sana da cevap vermek istiyorum. 2018 yılından beri buradaydım. Eğer teklifler, diziler, oyunculuk odur budur olsaydı işte farklı platformlarda olurdum hayatım. Anlatabiliyor muyum? Olmaz. Ben ufak çaplı bir sesleniş yapıyorum ki bunları farklı. Biz gelin kayınvalide beraber yarışmaya geliyoruz hayatım. Başka yere niyetimiz yok. Gelinlerimden Aysun, kayınvalidesi Nurten Hanım'la ilgili öyle bir itirafta bulundu ki... Nurten'ciğim sen buna ne tepki vereceksin? Ne dedin yine? Eyvah eyvah eyvah. İzleyelim. Şimdi size...
size bir şey anlatacağım. Anlat böyle bakalım. Karışmak neymiş? Ağzınız açık dinleyecek. Ciddi misin? Asil'i doğurdum. Ondan sonra tekrar çalışmaya devam etmem gerekiyor. Evet. Dolayısıyla Asil'e de bir bakıcı tutmam gerekiyor. Neyse ben bakıcıyı tuttum ama evinde her yerine kamera yerleştirdim. Sonra kayınvalidem beni arıyor. Diyor ki kızım diyor o dün yaptığın yemeği diyor niye benim tarifime uygun yapmadın? Aa! Allah Allah diyorum şimdi. Ya tamam hani ne mana, nereden biliyor? Nereden biliyor olabilir annem? Ve bana diyor ki Çağrı ile neden tartıştınız? Çağrı ile tartıştığımızı kimse bilmiyor ki. Evdeyiz ikimiziz yani. Evet. Neyse ben bunu ilk başta anlamadım. Sonra telefonunu bir elime aldım. Ne göreyim? Ne? Bizim o programı indirmiş, şifreyi de girmiş, bizim evin içini gözetliyor. Sen benim evimi nereden biliyorsun? Nereden görüyorsun? Hiç sevmem ya. Tabii ben bunu anladım. Telefonda da gördüm şifreyi girdiğini. Aldım ben de şifreyi değiştirdim. İstemiyorum. Nurten. Neymiş? Seda Hanım torunuma ben de bakmak zorundayım. Nasıl zorundasın? Hem Çağrı söyledi Aysun. Nasıl Çağrı? Anne sen de bak takip et. O şifreyi o verdi bana. Nasıl yani ya? Bayağı Aysun'un gözünden kaçabilir. Ne olur ne olmaz hepimiz bir yandan izleyelim bakıcıyı diye. Benim gözümden ne kaçacak yani? Ya işlesin olabilir, sürekli, yoğun olabilirsin. Ama ben zaten sürekli telefondayım. İrtibat halindeyim. Olmadığım zamanlarda da açıp bakıyorum. Ay ne var zaten yani? Her şey saatli uyuması, kalkması, yemesi, içmesi. Tamam ben her şeyin farkındayım. Işte. Yani benim yapamadığım şey orada sen mi müdahale edeceksin? Olur ben senin gözünden ki. Kaçar. Ben orada görürüm. Bakıcının yanlış bir hareketini görürüm. Çocuğa yanlış davranışını görürüm diye. Ben de arada bir bakıyordum. Ama yani bir iki kere ağzımdan kaçırdım. Orada zaten kendim ele verdim. O günkü işte yemeği niye böyle yaptın diye. Aa anne nereden bilirse Çağrı söylemişti falan yaptım. Sonra bir günde yine şeyi söyledi. Tartışmamızı. Nereden biliyorsun anne falan değil. Ben dayanamadım kendim verdim ele kendimi. Peki buna ne diyorsunuz? Yorum yap Gönül. Yani Seda Hanım şimdi şöyle bir burada. Şey. Torununu izleyebilir. Hani bence gelininden de izin alarak bunu yapabilirdi. Evet, evet. Sonuçta o evin içerisinde. Yani ama oğlu vermiş, Çağrı verdi ama işte diyor. O da hani eşiyle arasındaki sorun. Yine bile izlediği ben zaman bence şey yapmamalıydı. Hani onların aralarında olan bir şeyi öne sürmemeliydi. Ya da gördüyse duyduysa i̇şte. Bile görmedim duymadım yapmamalıydı. Kendi kendime ele verdi. Evet. Yani. Yo, bence yanlış bir hareket. Ben kesinlikle annemin izlemesini istemem katiyen. Hayır Anıl da ona şifreyi verecek. Aha. Yani. Gönül ne olacak bir kişi daha izlesin daha iyi. Tabii, ne olur ne olmaz. Ama sen gündüz izleyeceksin. Gönül. Sonra onlar işten gündüz. Geldikten yüksel. Sonra niye? Durun. Diyelim ki Anıl güzel o şeyi annenin telefonluk annen de izliyor. Sen de bunu öğrendin haberin yok ne yapardın? Yüksel annemin telefonunu kırarım. Aa. Yapar. Yüksel annenin telefonunu kırarım. Çünkü Yüksel anne bizi her dakika izler. Bir de mesela arar, hayır soğanı yanlış doğradın der kapatır. Anla der ki çoraplarını koltuğun altından al kapatır. Çok rahatsız eder bizi. Öyle bir şeyin olmaması için ben Anıl'ın da ağzına bir kilit vururum. Eğer söylersen seni de bu evden atarım derim. Diye? Yüksel annenin de giderim telefonunu kırarım. Yok artık. Çok özgüven. Ayten sen Neriman sürekli evin içinde gözü olsa... Bana desin ki Ayten ben böyle sen yokken izlemek istiyorum amenna. Ben bilirim akşam da gelirim kamerayı kapatırım. Evde rahat istediğim gibi gezerim. Ha. Ama ben bilmiyorum. Bilmiyorsun. Ben evde işte yani rahatım ne bileyim anlayın artık evet. Siz. Canım ve ben bunlar bakıcı izleniyor. Olduğu sürece izledim. Normal hayat izlemedim yani. Ve öğreniyorum utanlığımın dibine girerim yani. Ben rahat evde hareket edemeyeceksem. Yani niyet diye ben o evi tuttum o zaman yaşıyorum orada. Ya geleyim senin yanında yaşayayım. Yağnur. Vallahi şimdi eğer maksadı dışında izlerse Nurten teyze mesela gece de yemek yaparken izlemiş. Çocuk bakıcı gitmiş sonuçta eve gelmiş Aysun'u izlemiş. Tartışmışlar eşiyle yine geceymiş bakıcı yokmuş yine izlemiş. Bu şekilde eğer sürekli izlerse ona kızarım müdahale ederim. Ama normalde sadece bakıcı için izlerse bir şey demem Seda. Şöyle bir şey 7/24 elinde telefonla gezmiyor. Onun kaydedilmiş görüntüleri var ya. O kadar. Büyük ihtimalle geriye hani baktığın zaman görmüşsün. Geri sıra ben zaten hani izlemem. Şunu iddia etmiyorum. Benim evimin içini izliyorsun, beni gözetliyorsun demiyorum. Orada öyle dedin. Bizim aramızda dedin, bizim aramızda oldum dedin.
Şimdi orada onu dedi görünce... ki kayınvaliden yokken Aysun'cum hepimiz de öyle anladık. Rahatsız çok oldum. Çok ayıp. Dedi. İşte biz konunun üstüne çok ettik. Gitmedik ya ben de açıklayarak doğru anlatıyorum. Doğru söylüyorsun. Ben de rahatsız olurum. Sen evet. de gece izlese, gündüz izlese, Yunus'la tartışmamı izlese ben de rahatsızım. Ben çok sana ayıp. Orada hak verdim. Evet. Hepimiz verdik. Orada öyle söyledi. Şimdi kayınvalidini o her zaman izlemedi ki.